Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, 23 Nisan Milli Egemenlik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepinize kutlu olsun. Özellikle çocuklarımıza kutlu olsun. Çünkü onlar bu bayramın kendilerine armağan edildiğini bilsinler. Neden onlara armağan edildi? Aynen 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edildiği gibi 23 Nisan'da çocuklarımıza milli egemenlik kavramını, ulusal egemenlik kavramını bilsinler, anlasınlar diye armağan edildi. Şimdi değerli izleyiciler, bu 23 Nisan 1920 tarihi fevkalade önemli bir tarih. Meclisin açılması ve meclisin varlığı belki daha da önemli. Ve bunun üzerinde, bu her iki olayın da üzerinde durulmuyor. Önce tarihin önemine işaret edeyim. Birazdan Atatürk'ün sözlerinden de okuyacağım, nutuktan zaten. Bu tarihin üç tane önemi var. Üç tane önemi var. Pek bunların üzerinde durulmuyor. Hep güzellikler üzerinde durmuyor. Birinci önemi, birazdan okuyacağım nutuktan, çok kısa, sadece üç cümle falan okuyacağım. Mustafa Kemal Büyük Meclisi toplamaya 16 Mart'ta 1920'de İstanbul'un yasalara, anlaşmalara, centilmen anlaşmalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak müttefik kuvvetleri İngilizler tarafından işgali üzerine karar veriyor. Şimdi bunun üstünde pek durulmaz. Yani birazdan tekrar, yani 2-3 cümlede iki ayrı yerden okuyacağım. Niye 23 Nisan'da açtığını anlatıyor, niye acele ettiğini anlatıyor. Birinde neden açtığını anlatıyor, bu İstanbul'un işgali üzerine. İkincisinde neden acele ettiğini anlatıyor. Şimdi tarih bu açıdan fevkalade önemli bir defa. Yani şunu hiç unutmayın. Bunlar, bakın, bizim maalesef, yani lütfen, bu dönemin eğitimi bir felaket, bir skandal. Atatürk'ü dışlıyorlar, İstiklal Savaşı'nı dışlıyorlar, Vahdettin'e yapmadığı işleri yapmış gibi övgüler düzüyorlar, Abdülhamit'in Osmanlı'yı batırdığını, iflas ettirdiğini unutturuyorlar, övüyorlar. Felaket, felaket bir eğitim. Fakat bundan önceki eğitim de o kadar iyi bir eğitim değil. Çünkü zaten 1950'den sonra toprak ağalarının ve tarikatların etkisine giren devletin bir takım organlarında, ki bunların başında tabii okullar geliyor, milli eğitim geliyor, bir sürü sapma yapılmış, deformasyon yapılmış, tarih saptırılmış filan, düzeltmek çok zor oluyor. Bu söylediğim şey bilinmiyor. Yani Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in meclisi 23 Nisan'da açmasının 16 Mart'taki İstanbul'un işgali üzerine yapıldığını okutmuyorlar. Birinci tarih o. İkinci tarih çok daha enteresan. Bunu burada bir vesileyle bir defa daha açıklamıştım. Şimdi herkes bir şeyi biliyor. Allah'tan o öğretiliyor. Dürrizade denen Şeyhülislam, ki sonra Börekçizade Rifat onun canına okuyor. Ankara müftüsü ve sonra da Şeyhülislam oluyor. Neyse. Şeyhülislam, Dürrizade, ki ondan önce bir başkası daha var, kaleme alıyor filan. O Mustafa Kemal'i idam edin, bu işte dine karşıdır, padişaha karşıdır diyen fetvayı, Dürrizade'nin fetvasını Vahdettin imzalıyor. O fetvanın yayınından 11 gün sonra, değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler, 11 gün sonra boynunda halifenin, Şeyhülislam'ın fetvası, idam fetvasıyla açıyor o meclisi 11 gün sonra. İkinci önemi burada. Üçüncüyü söyleyeyim, birazdan kendisi de söyleyecek, okuyacağım. Çok az okuyacağım. İkişer üçer cümle, hiç kaygılanmayın. İsyanların göbeğinde, Düzce'de, Gevve'de, yani burnunun dibinde isyan var. Yani Ankara'nın güvenliği bile kuşkulu. Bu üç şey, yani İstanbul'un işgali üzerine bir, İdam fetvasından 11 gün sonra ilanının, 11 gün sonra iki, ve isyanların en tantanalı, en curcunalı olduğu dönemde, Ankara'nın etrafında olduğu dönemde açıyor. Şimdi bunu belirttikten sonra tarih olarak anlamını da getirmek lazım. Değerli izleyiciler, karizmatik bir lider, başkomutan. Ama nasıl bir başkomutan?
yıkılmış, yok olmuş bir imparatorluğun kalıntıları olan ordularla 7 düvele 1. Dünya Savaşı'nı kazanmış olan ülkelere karşı savaşıp savaşı kazanmış. Karizmasının önünde duracak hiçbir şey yok. Bir, bu savaşı meclisle birlikte götürüyor. Meclisle birlikte meclisi kuruyor, savaşı öyle yapıyor. Ve meclis başkomutan. Onu başkomutan yapan ve sonra kendi yetkilerinin bir kısmını da bir süre veren kurul meclis. Yani bir lider, asi lider, bir asi general, bir çete başı, devlet başı, bir meclis başkanı. Neden? Çünkü meclisi egemenlik kaynağı olarak kullanıyor. Buradan saldırıyorlar. Neden meclisi egemenlik kaynağı olarak kullanmasına saldırıyorlar? İki nedenle. Bir, egemenlik kaynağını Allah'tan iddia eden ama aslında dedesinin kılıç kuvvetinden, Gazi Osman'ın, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin kılıcının, aşiretinin, bileğinin gücünden alıyor. Başka bir şey yok. Bu gelenek diyoruz biz buna. Bütün imparatorluklar 3 aşağı 5 yukarı öyle. Ve bütün imparatorluklar gibi ait olduğu dinin de temsilciliğini yapıyor. Allah'tan alıyor. Yani inanılır gibi değil. Soruyor zaten Atatürk. Kim bu Vahdettin ya? Diyor. Kim? Nereden geliyor bunun yetkisi? Şimdi buna karşı çıkanlar diyorlar ki kul düzeni, kullar insanoğlunu yönetemez. İnsanoğlunu Allah düzeni yönetir. Peki kardeşim kim Allah düzeninin temsilcisi olacak? Ha, ona diyor ki ben. O ben deyince öbürü de ben diyor, öbürü de ben diyor. Hayda, dinler geliyor, aynı din içinde mezhepler geliyor ve ondan sonra Orta Doğu'da olduğu gibi Hristiyanların saldırdığı ülkelerde Müslüman Müslümanı boğazlıyor. Emperyalistler empoze ediyor. Allah düzenini savunanlar, laikliğe karşı çıkanlar bunu istiyorlar. Çünkü Allah düzenini o anda temsil edecek kimse yok. Kimse Allah'a karşı değil, kimse inanca karşı değil. Ama onun günlük işlerdeki temsilcisi artık yok. Birinci sebep bu. İkinci sebep meclise, milli iradeye karşılar. Sadece bir kişinin, kendi liderleri her kimse onun dediği olsun istiyorlar. Öyle meclismiş, muhalefetmiş. Efendim burada yani onlara oy vermeyenler insan değilmiş, vatandaş değilmiş. Sadece oy verenler milli iradeymiş filan. İşte böyle. Yani milli iradeyi tanımayanlar. Yani bir, insan iradesiyle ülkelerin, dünyanın idare edilmesine karşı çıkanlar ve yalan söyleyerek Allah'ı ben temsil ediyorum diyerek, sen kimsin Allah'ı temsil ediyorsun bu dönemde 21. yüzyılda diyenler. İki, reisin dediği olur, benim liderimin dediği olur, böyle meclis, muhalefet filan istemem diyenler, iki, meclise karşı çıkıyorlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk meclisi onun için kuruyor değerli izleyiciler. Onun için mecliste İstiklal Savaşı'nı yapıyor. Mecliste onun için bütün yetkileri onunla paylaşıyor ve bitiriyorum. Sonra bana tekrar söz geldiğinde nutuktan Atatürk'ün dediklerini okuyacağım meclisi kurarken. Ve en önemlisi başkanlık rejimini filan istemiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu çağdaş rejim, çağdaş cumhuriyet, parlamenter demokratik rejim esasları üzerine kuruluyor. Başta bir cumhurbaşkanı, ondan sonra icranın başında bir başvekil, başbakan ve icra ekilleri ve cumhuriyeti böyle kuruyor zaten. Yani cumhuriyetin kuruluşu rejimin değişmesiyle oluyor. Yani tek adam rejimine karşı, başkanlığa karşı kim? Bütün yetkililer elinde. Kurtarıcı ve kurucu Mustafa Kemal Atatürk diyor ki hayır diyor. Meclisle gidecek bu işler. Meclis diyor mukaddestir. Milli egemenlik meclisindir. Evet. Önemler ve tarihler bunlar. Sonra tekrar sıra bana geldiğinde ben Atatürk'ün de bu konuda neler dediklerini kendi şeyinden, dilinden size okuyacağım. O da çok kısa olacak zaten. Evet efendim. Okuyun hocam isterseniz hocam. Çok kısaysa buyurun. Yok, tamamlayın onu. Zaman. Yani akış bozulmasın. Buyurun. Peki o zaman çok kısa, çok kısa zaten. Şimdi kendisi söylüyor bakın. Efendiler 16 Mart'ta
İstanbul'un işgali gerçekleşir gerçekleşmez aldığım önlemler arasında daha başkaları da vardır ama onları Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılışında anlatmış olduğum için burada tekrar ayrıntılandırmadım. Örneğin Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki yabancı birlikleri silahsızlandırılmaları veya oradan uzaklaştırılmaları ve Gey ve Ulukışla dolaylarındaki demiryolu hatlarının bozulması ve Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması gibi önlemlere ilişkin ayrıntıları Büyük Millet Meclisi'nin ilk tutanaklarında okumuşsunuzdur. Bu önlemlerin en önemlisi şimdi geliyor. Bu önlemlerin en önemlisi olağanüstü yetkiye sahip bir meclisin Ankara'da toplanmasını sağlamak konusundaki milli ve vatani görevimize ilişkin karar ve bu kararın uygulanmasıdır. Açıkça söylüyor. 16 Mart'ta İstanbul'un işgali üzerine diyor. Ben meclisi işte kurma kararını verdim. Sonra işte buna kurucu meclis demek istedim ama sonra bu yanlış anlaşılır falan diye değiştirdim onu diyor. Fevkalade yetkilere dayalı meclis falan. Ve şimdi tekrardan birkaç şey sonra Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamak için çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran sıkı durum. Ankara'da, meclis Ankara'da toplanıyor. Bizi en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşma eğilimi gösteren irtica ve isyan dalgaları olmuştur. Boynunda idam fermanı halifenin etrafı asilerle, irticacı ordularla sarılmış ve o arada meclis topluyor. Meclis. Evet, bu meclis böyle bir meclistir. 23 Nisan da bunun kutlamasıdır. Evet efendim. Ben de bütün yurttaşlarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik ve bütün çocuklarımızın çocuk bayramını kutluyorum. 23 Nisan'ın bir önemi şurada. Hemen 23 Nisan'dan önce pandemi önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bir gün uzatıldı. Nasıl uzatıldı bu? 23 Nisan gününü içine alacak şekilde uzatıldı. Bir gün. Yani Cuma'yı kapsayacak şekilde uzatıldı. Ya AKP iktidarı başından beri böyle bir cinlik yapıyor. Biraz harbi olmalarını teklif ediyorum. Açık olun. Açık olun mücadele edelim. Açık olun çarpışalım. Açık olun tartışalım. Açık olun. Sizin savunduğunuz hilafet ve sultanlık rejimiyle cumhuriyet ve demokrasi arasındaki farkı milletin önünde tartışalım. Açık olun. Ya böyle ucuz numaralar ve cinlikler yapmaktan vazgeçin artık. Bir gün artırıyorsunuz, o da 23 Nisan'a denk geliyor. Ama 23 Nisan aynı zamanda Cuma'ya denk geldi. Cuma günü. Ama Cuma namazı serbest. Kimsenin dinine, diyanetine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Herkesin inancına son derece saygılı olduğumuzu bilir yurttaşlarımız. Kaldı ki ben kişisel olarak teolojik bir alanda ciddi araştırmalar yapan ve bir kitap hazırlayan biriyim. Gayet iyi bilirim o alanı. Ve herkesle tartışmaya hazırım. Herkesle. Ama siz şöyle bir büyük yalana bizi inandırmaya çalışıyorsunuz. Etkinliklerden bir bölümünde eğer bunlar ulusal bayramsa, eğer bunlar muhalefete aitse, eğer bunlar iktidarı rahatsız edecek niteliklere sahipse oralarda pandemi yani koronavirüs salgını yayılıyor. Ama eğer iktidarın işine yarayan etkinlikler varsa, örneğin AKP'nin kongresi ise, örneğin bir propagandaya çevrilen Ayasofya Camii'ni açıyorsanız ve örneğin bu cuma namazıysa oralarda yayılmıyor. Oralarda pandemi koşullarında önlem almayı beceren iktidar her nedense 23 Nisan gibi etkinliklerde, ulusal bayramlarda bu önlemleri alamıyor. Oralarda koronavirüs cirit atıyor çünkü iktidara göre. Ben bu kadar ikiyüzlü bir siyaset görmedim bu tarihte. Hiçbir dönemde bu kadar ikiyüzlü bir siyasetle karşılaşmak mümkün değildir. Bu ancak Hitler'in
O çok tartışılan propaganda bakanı Göbels'in düzenlediği törenlerde rastlanabilir ancak böyle bir iki yüzlüğe. Kaldı ki onlar çok açık sözlüdür. Daha açık sözlüdür. Nuremberg mahkemelerinde 2. Dünya Savaşı'nda Naziler yenilince, faşizm yenilip ezilince Nuremberg'de kurulan savaş mahkemelerinde çıkıyorlar diyorlar ki biz yapacağımız her şeyi açıkça ilan ettik. Ve halkın da oylarını aldık. Bizi niye yargılıyorsunuz diyorlar. Aslında bir yerde haklılar. Eğer bazı suçlara toplum ortak olmuşsa, yani toplumlar öyle halkın söylediği her şey masum değildir. Biraz önce Emre Hoca açıkladı. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bir iç savaştır. Gericilikle, irticayla, hilafet yanlılarıyla, padişahçılarla, milli kurtuluşçular, ulusal kurtuluş mücadelesi veren güçler arasında, demokratik güçler arasında, bağımsızlıkçı güçler arasında, yurtsever güçler arasında gericilikle, emperyalizmle, padişahlıkla, payitahtla bir iç savaştır aynı zamanda. Öyle bir hesaplaşmanın içinden geçerek kurulur. Bu vahdettincilerle, bugün ise vahdettincilerle Türkiye'nin cumhuriyetçileri arasındaki bir mücadeledir. Vahdettinciler bağımsızlığa, özgürlüğe, laikliğe, demokrasiye, çağdaşlığa, moderniteye tümüyle karşıdır. Ama bu ülkenin yurtseverleri hiç kimsenin diniyle, diyanetiyle uğraşmazlar, ona saygı duyarlar. Aradaki fark budur. O bakımdan 23 Nisan'da bir AKP ikiyüzlülüğü, AKP takiyesi devam ediyor. Şöyle diyor İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hocam. Herkes en yakın mesafeye, araç kullanmaksızın mesafedeki camiye yürüyerek gitmek koşuluyla cuma namazına gidebilir. Peki bir şey söylüyorum. Herkes en yakın anıta araç kullanmaksızın yürüyerek giderek pandemi önlemleri çerçevesinde 23 Nisan'ı kutlayabilir dediğimiz zaman ne diyeceksiniz açık havada üstelik? Ya böyle bir ikiyüzlülüğe gerek yok. Cuma namazının nasıl kılınacağı bir salgın hastalık koşullarında, bu dini görevin nasıl yerine getirileceği, kimi alimler, din alimleri tarafından pekala yeniden düzenlenebilir, bunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni 2021 dünyasında, Suudi Arabistan'ın bile gerisine düşürmek bu hükümete nasip oldu. Ben kendilerini kutluyorum. Suudi Arabistan Kabe'yi kapattı bütün ziyaretlere salgın nedeniyle. Ama bu iktidar bir cuma namazını düzenleme becerisini, yeteneğini gösteremedi. Çünkü dünya işlerini, devlet işlerini, toplum işlerini de dinci bir anlayışla yönetmeye ve düzenlemeye kalkıyorlar. Temel sorun budur. İşte bu anlayış orta çağa aittir. Bu çağa ait değildir. Bunun kavranması lazım. Bugünkü büyük bölünme, büyük tartışma ve büyük mücadele bu anlayışladır. Bu anlayış farkı üzerinden yürümektedir. Buyurun hocam. Evet, çok bence doğru bir teşhiste bulundunuz. Aslında bugünkü siyaset, bugünkü siyasal arenadaki mücadele çağdaşlıkla çağ gerisinin mücadelesi. Demokrasiyle demokrasi karşıtlarının mücadelesidir. Evet, bunu hiç unutmamak lazım. Bunu bugüne mahsus söylemiyorum. Dün yapılmış olan hatalara ilişkin söylüyorum. Yarın yapılacak seçimlere ilişkin söylüyorum. Artık mesele bir parti meselesi, bir şahıs meselesi. Sizin lideriniz veya sizin sevmediğiniz lider, karşı tarafın lideri veya sizin tarafın lideri meselesi filan değildir. Parti meselesi değildir. Partinin parti bağımlılığı, parti üyeliği, parti örgütlülüğü meselesi değildir. Mesele çağdaşlık, mesele demokrasi, mesele özgürlükler meselesidir. Mesele Türk, Kürt, Sünni, Alevi, her türlü kimliği, kadın, erkek, cinsiyet ayrımcılığını, her türlü ırk ayrımcılığını, her türlü din ve mezhep ayrımcılığını, her türlü
kimlik ayrımcılığını aşan ve çapraz kesen bir meseledir. Özgürlük, çağdaşlık ve demokrasi meselesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü oradan geliyor. Bunları o zaman görmüş. Bunu benim için şimdi, ben hepsinden ileriyim. Hepsini okumuşum çünkü. Marx'ı da biliyorum, Lenin'i de biliyorum, Atatürk'ü de biliyorum, İnönü'yü de biliyorum. Bayarı da, Demokrat Parti'yi de, hepsini bugüne kadar ne yaşanmışsa, Hitler'i, Mussolini'yi, Amerika'yı, bilmem McCarthy'yi, her şeyi biliyorum. Mao'yu, her şeyi biliyor. Her şeyi özümlemişim. Benim için bunları söylemek kolay 21. yüzyılın ilk çeyreğinde. Yenilmiş bir imparatorluğun bir subayı olan ve cephelerde savaşan Mustafa Kemal Atatürk bunu biliyor. Ve doğru teşhis koyuyor Osmanlı'nın yıkılışına. Doğru teşhis. Diyor ki endüstri devrimini kaçırdığı için yıkıldı bu. Onun için ne var orada? Orada artık imparator yok. Orada Allah'ın emriyle tahtını korumak yok. Orada halk var, millet var, ulusal egemenlik var, milli egemenlik var, seçim var, meclis var diyor. 1900'lerde başıdır. Şimdi dehası burada. Şimdi meclise tekrar dönelim. Gene iki satır daha okuyacağım. Meclis, şimdi Türk devrimi, biliyorsunuz bütün dünya devrimleri, hep söylüyorum, millet isimleriyle anılıyor. Yani Amerikan devrimi, Fransız devrimi, Rus devrimi, Türk devrimi. Sadece Rus devrimi ile Türk devrimi iki isimle anılabiliyor. Rus devrimi veya Sovyet devrimi, çünkü Sovyetler onu yapıyor. Daha önce Kerenski falan hikaye okuyor. Şeyler. Türk devrimi de Atatürk devrimi diye anılıyor. Şimdi Türk devrimi veya Atatürk devrimi diyelim, iki ayaklı. Birinci ayak olmazsa ikinci ayak olamaz. Hangisi o birinci ayak? Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. İkinci ayak nedir? Çağdaşlaşma devrimleri, Atatürk devrimleri veya Atatürk reformları dediğimiz olaylar. İşte meclis bu iki ayak arasındaki köprüdür değerli izleyiciler, köprü. Bu köprüyü kaldırdığınız zaman anlamsız bir savaş ve anlamsız bir yönetim ortaya çıkar. Oysa bunları o meclisle yaptığınız zaman, o meclis adına, o meclisle, o meclisin desteğiyle yaptığınız zaman bütün bunlar yeni bir kuruluşun, o imparatorluğun küllerinden doğan çağdaş bir ülkenin anlamı oluyor o zaman. Atatürk'ün büyüklüğü burada. Onun için diyorum ki Türk devrimi yıkılmayacaktır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla yıkılmayacaktır. Asla. Muhakkak, bakın muhakkak bu 23 Nisan'da muhakkak söylüyorum, 2021-23 Nisan'ı laik, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti galip gelecektir, yıkılmayacaktır. Çünkü bu rejim çağdaştır. Çünkü bu rejim insanlık tarihine, insanlık evrimine uygundur. Çünkü bunu geri götürmek insanlık tarihini reddetmektir. İnsan haysiyetini reddetmektir. İnsanın varlığını, özgürlüğünü, hakkını, hukukunu reddetmektir. Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu ve o hakları tanıdığı cumhuriyet, vatandaşları buna izin vermeyecektir. Buna eminim. Evet. Şimdilik bu kadar. Şimdi tekrar 23 Nisan'dan devam edersek, bugün Sayın Erdoğan birçok törende olduğu gibi Anıtkabir'e ve meclise gitmedi. Bunun yerine Çamlıca'daki 60 bin kişilik camiye gitti cuma namazını. Bir rol modelidir Cumhuriyet Türkiye'sinde. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, insanlara bir örnek teşkil ederler. 60 bin kişilik bir cami. 60 bin kişinin olduğunu söylemiyorum camide. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama sonuç olarak İstanbul'da en çok insanın bir arada ibadet edebildiği bir camide. Kendi yaptırdığı bir cami. Ve orada bir konuşma yapıyor. Cemaate, cami cemaatine de bir konuşma yapıyor. Bu konuşma Cumhurbaşkanı siyasal bir kimlik taşıdığı için, bir partinin de genel başkanı olduğu için ister istemez siyasal bir muhteva da taşıyor, içerik de taşıyor. 23 Nisan'da bunu yapıyor. Önce cuma namazı kılıyor, sonra gidiyor o tepede yine Türkiye'nin en büyük bayrak direği, en uzun bayrak direği olduğu belirtilen 110 metre galiba
bu bayrak direğine bayrak göndere bayrak çekme töreninde konuşuyor. Ancak o zaman 23 Nisan'ı anıyor. Kendi yerine de hem meclisteki hem Anıtkabir'deki törenlere de Fuat Oktay'ı gönderiyor. Yani kendi yardımcısını, atanmış memurunu gönderiyor. Seçilmemiş memurunu gönderiyor. Burada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Burada bir sorun var. Yani Cumhuriyet'in bütün kurumlarıyla kavgalı bir iktidarla yüz yüzeyiz. Ve Cumhuriyet'in bir dramı var. Kendisine düşman kuşaklar yetiştirmek gibi hiçbir rejimin yapamayacağı bir ihanete uğramış bir devrimden söz ediyoruz. Evet. Yani Milli Eğitim Müdürleri mesela nutuk yasaklıyorlar. Emin olun böyle Milli Eğitim Müdürleri var. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Taksim Anıtı'ndaki sembolik törene bile katılmaktan imtina ediyor. Töreni erken terk ediyor. Buna Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi değerli seyirciler. Bugün Taksim'de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine İstanbul Valiliği bir açıklama yapıyor. Açıklamaya bakar mısınız? Sarf edilen sözler en hafif manada özensiz ve yakışıksız bir dilin tezahürü olmuştur deniyor. Yapma ya. Milli irade edebiyatının iki yüzlülüğünün kol gezdiği bir dönemde milli iradenin sembolü olan meclis. Ama o meclisi sevmiyorlar onlar. Hilafeti kaldıran, padişahlığı kaldıran, saltanatı kaldıran bir meclis aynı zamanda. Ama milli irade dediğiniz şey seçme seçilme hakkını, yönetme yetkisini, hükümranlığı Allah adına kullandığını söyleyen padişahtan, halifeden alıp millete iade etmektir. Millet bunun farkında değil. Arabaların arkasına Osmanlı tuğralarını yapıştırmış dolaşan yüzlerce yurttaşımız var. Görürsünüz trafikte. Farkında değiller. O tuğranın temsil ettiği anlamın farkında değiller. Padişahın malı mülküydü ülke. Malı mülküydü. O yüzden bir takım soytarılar çıkıyor ve biz hanedandan geliyoruz diye Türkiye'nin bazı yerlerini zimmetine geçirmeye kalkıyorlar. Çökmeye kalkıyorlar. Yağmalamaya kalkıyorlar. Komik komik sirk palyaçoları gibi kıyafetler giyip Sultanahmet Meydanı'nda aş çorba filan dağıtıyorlar. Şimdi böyle bir tarihten, böyle bir anlayıştan, böyle bir zihniyetten destek alan, bunu önemseyen, bunu öne çıkaran, Cumhuriyet'le sorunu olan bir kuşak, bir kadroyla yüz yüzeyiz. Bu böyle yürümez. Bunun böyle yürümesinin imkanı yok. Açık sözlü olmak lazım. Şimdi elimde bir pusula var. Akşam konuşacağız. Beşinci boyut programında. Sinan Meydan'ın bir kitabı. Çok değerli bir çalışma. Sinan Meydan çok değerli genç tarihçilerimizden biri. Şimdi Vahdettin'in Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattığına dair bir yalan, bir efsane var ortada. Burada belgesini koymuş. Vahdettin ben göndermedim. Kabinenin kararına uydum diyor. Samsun'a nasıl çıktığı, nasıl gittiği burada bütün ayrıntılarıyla ve belgeleriyle anlatılmış. Belgelerden ibaret. Bakın belge belge yazmış Sinan Meydan. Akşam 5. boyut programımızın konuğu. Nutuk'ta biraz önce Emre Bey'in söylediği gibi. Nutuk'ta ki bir tartışma oldu biliyorsunuz. Nutku yasaklamaya kalktılar. Niye? Vahdettin'e sonsuz demiş, hain demiş, hakaret etmiş diye. Kim bu Vahdettin? Evet, vatan hainidir. Evet, çünkü Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İngilizlerle görüşmeye giden bir diplomatın, Ankara'dan Mustafa Kemal'in gönderdiği bir diplomatın odasına hafiyelerini sokup, çantasından belgeleri alıp bunu İngilizlere veren adamdır. Bunun üzerine İngiliz Büyükelçisi'nin Londra'ya yazdığı bir mektup var. Kriptolu bir mektup. Diyor ki, devrimci ve tehlikeli hareketin lideri Kemal, Kemal'in ne düşündüğünün belgeleri elimizde. Vahdettin'in hafiyeleri bize getirdi bunu. Vahdettin verdi. Şimdi onunla nasıl mücadele edeceğimizi görüyoruz. Elimiz güçlü diyorlar. Anlatacaktır akşam muhtemelen programda değerli Sinan Meydan. Roma'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor İngiliz gemisiyle, terk ediyor ülkeyi, işgalcilerin gemisiyle terk ediyor.
Sonra Kahire onun üzerinden Mekke'ye gidiyor. Mekke'de bir beyanname yayınlıyor. Mustafa Kemal'i ben göndermedim diyor. Bunlar hala uyduruk bir tarih yazarak Vahdettin tarafından Ankara'ya Samsun'a gönderildiğini, oradan Ankara'ya geçtiğini ama ona ihanet ettiğini anlatmaya çalışıyorlar. Yok böyle bir şey. Hain ve soysuz diyor Mustafa Kemal. Az bile söylüyor. Az bile söylüyor. O şartlarda kurulmuş bir meclistir bu. Hocam bir idam kararı da yoktur. Çok iyi biliyorsunuz siz de. Dört ayrı idam kararı veriyorlar. Nemrut Mustafa Paşa diye bilinen bir saray soytarısı bir paşanın başkanlığındaki bir mahkeme ki boğazlayan kaymakamını asan, yurtseverleri idam eden bir mahkemedir o. Kürt Mustafa Paşa diye de tanınır. Nemrut Mustafa Paşa divanı diye bilinir. O mahkemede idama mahkum ediliyor. Bunların dördünü birden onaylıyor. Şeyhülislam idam fermanı veriyor. Katli vaciptir. Fetvası yayınlıyor. Onu onaylıyor halife olarak. Mahkemenin idam kararlarını onaylıyor. Tam dört idam kararı vardır. Vahdettin mühürlü ve imzalı. Tarihi gerçekler ortada. Hiç kaytarmayın. Yalana, sahtekarlığa, ikiyüzlülüğe gerek yok. Cumhuriyete karşıysanız bunu açıkça, net bir biçimde harbi olun ve söyleyin. Söyleyin, açıkça mücadele edelim. Buyurun hocam. Evet, çok tabii çok doğru. Şimdi yani pek belki gündemle yani önemli de değil ama ya bugün ben Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuda işte bir şeyler yazdım. O yazdığım makaleleri her gün olduğu gibi sosyal medyada da anlatıyorum, söylüyorum. Yani bir bölüm alıp tanıtıyorum. İki tane oradan şey var, eleştiri var. İkisini de engelledim, hemen söyleyeyim. Yanıt filan bir tanesine verdim. Neyse, bir tanesi diyor ki, diyor ya Vahdettin yollamadı mı diyor Mustafa Kemal'i Anadolu'ya. Hemen engelledim. Şimdi yani Vahdettin'in uyduğu karar da nedir? Yani Vahdettin'in niyeti o. Oradaki isyanları emperyalistlere karşı mücadele eden yurtsever güçleri bastırmak, orduları dağıtmak üzere gönderiliyor. Onların niyeti bu. Tam tersi yani Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığının tam tersi için diyor ki yahu diyor paşa işte bu şimdiye kadar çok hizmet ettin bu millete, bu vatana neyse bundan ama diyor bu yapacağım hizmet bütün onların hepsinden ileridir diyor. Kurtaracaksın. İngilizler diyor baskı yapıyorlar orada diyor isyanlar arttı diye oralardaki işgali diyor arttıracaklar. Aman diyor git o İngilizlere karşı olan hareketleri bastır. Yani çetecilik başlamış, çete savaşları ki Mustafa Kemal onlarla çok yakın tabii temas yapıyor, bir sürede öne götürüyor. Ondan sonra Kuvayi Milliye'yi orduya dönüştürüyor. Onları bastır diye yolluyor. Birisi oydu. Öbürü bir soru sormuş, neyse onu engellemedim, cevap verdim. Ya devrimleri diyor, mecliste mi sordu yani diyor. Ben çünkü hepsini mecliste yaptı dedim. Evet. Bırakın devrimleri meclise sormayı. Savaşı meclisle yaptı. Savaşı. Şimdi bakın o meclisi açarken. Ya işte diyor? Bir cahiller kesimi oluşturdular. Yani tarih bilmeyen, kendi cumhuriyetine inanmayan, ona ihanet eden bir nesil oluştu. Evet. Şimdi bakın kendi sözleri bunlar. Bu 16 Mart'ta İstanbul işgal edildikten çok kısa. 16 Mart'ta İstanbul işgal edildikten sonra meclisi açma kararı için söylüyor. Efendiler, bu konudaki kararımızı ve bu kararın uygulanma biçimini gösteren bir bildiriyi 19 Mart 1920'de yani İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra yayınladım. Hemen yani öyle durmuyor. Efendiler, bu sorun hakkında 2 gün kadar komutanlarla makine başında fikir alışverişinde bulunarak görüşlerini aldım. Yani bu konuda dediği meclis. Ben ilk yazdığım taslakta kurucu meclis deyimini kullanmıştım. Amacım da toplanacak meclisin ilk anda rejimi değiştirmek yetkisiyle donanmış olmasını sağlamaktı. Fakat bu deyimin kullanılmasındaki amacı
gerektiği gibi açıklayamadığım için veya açıklamak istemediğim için halkın alışmadığı bir deyimdir diye Erzurum ve Sivas'ta uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkiye sahip bir meclis deyimini kullanmakla yetindim. Bu kadar, bak görüyor musun? İnceliği. Komutanlara danışıyor. Ondan sonra olağanüstü meclis diyor, kurucu meclis diyor, uyarılıyor. Bak diyor ki açıklama, Erzurum ve Sivas'ta uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkiye sahip bir meclis dedim diyor. Cumhuriyet. Yaptığı şey Cumhuriyet. Ve yani ondan sonra... Bilmiyorum hocam, yani kendisini gönderdiği bir insan hakkında 4 kere idam kararı verir mi bir padişah? Yok, idam fermanı, idam kararını onaylar, idam fetvasını yayınlar mı? Olacak işte. O tabii öyle. Şimdi yani değerli izleyiciler, öyle bu yani Atatürk'ün meclisi kurması ve mecliste çalışması öyle bir asi generalin filan yapacağı bir iş değil. O çok ciddi yeni bir devlet, imparatorluğu kurtarmak için yeni bir devlet kurmaya kararlı, hakikaten dahi bir liderin, hem dahi bir komutan, inanılmaz bir şey, dahi bir askeri komutan, büyük bir deha ve dahi bir politikacı, devlet adamı. İnanılmaz bir şey. Yani Atatürk'ün, ben diyorum ya işte önce Fransız devrimini çalıştım, sonra Sovyet devrimini çalıştım, en son Türk devrimini, Atatürk devrimini yani çalıştım. Bütün şey boyunca, tahsil, terbiyem boyunca hala çalışıyorum. Hala okudukça yani hakikaten dehası karşısında saygıyla eğiliyorum. Yani meclis işte bunun aracıdır. O meclis bunun aracıdır. Parlamenter demokrasidir Atatürk'ün kurduğu. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Ve o ilelebet yaşayacaktır. Çünkü insanlık tarihine uygundur. Türkiye'ye uygundur. Türkiye insanına uygundur. Özgürlüğüne, çağdaşlığına, demokratlığına uygundur. Evet. Evet hocam, programın sonuna geldik. Tam saat 21'de 5. Boyut programında ben yine burada olacağım. Her zaman olduğu gibi programımızın sürekli katılımcıları, yorumcuları var. Değerli gazeteci, yazar Mehmet Tezkan, siyasetçi yazar Eren Erdem, değerli gazeteci, siyasi analist Fikret Bila ve emekli general, siyaset bilimi uzmanı Doktor Haldun Solmaz Türk, Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu, önemli bir siyaset bilimci Türkiye'nin, ve tarihçi Sinan Meydan olacak. 23 Nisan'ı, Nutku ve diğer konuları değerlendireceğiz. Hükümetin 128 milyar dolarlık kayıp paranın akıbeti konusunda kamuoyuna neyi söylediğini, Tele1 dahil gerçeği ifade eden kurum, kuruluş ve kişilere yönelik AKP propaganda aygıtı ve yandaş medya üzerinden nasıl kumpas hazırladıklarını masaya yatıracağız. Türkiye nereye gidiyor? Bu açmazdan, felakete doğru sürüklenişten nasıl çıkar? Bunları konuşacağız, bunları tartışacağız. Tam saat 21'de burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Vahdettin'in nasıl bir çizgi izlediğini Sinan Meydan size ve hep birlikte bizim katkılarımızla da ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Hoşçakalın. 23 Nisan bayramınız tekrar kutlu olsun. İstedikleri kadar yasaklasınlar. Kutlanmayı kimse engelleyemeyecektir. O burada, burada ve burada ve burada.